İyi akşamlar Beyaz TV ekranlarına. Perşembe klasiği ne var ne yok ha, hoş geldiniz. Artık saatlerimiz 23.30'a doğru ilerliyor ve her perşembe olduğu gibi yine karşınızdayız. Bu hafta hiç şüphesiz çok önemli konular oldu. Hem Cumhur İttifakı ekseninde hem de meseleler ki aslında dünyanın konuştuğu mesele 2 Ekim'den bu yana Cemal Kaşıkçı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesine dair çok önemli gelişmeler yaşandı. Ve bir de andımız kararı, Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği andımız kararı çok konuşuldu. İki değerli hocamızla birlikte işte bu kararları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, çok sağ olun. Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu hocam, iyi ki geldiniz. Bu sezonu siz daha henüz konuk edememiştik çünkü çok da iyi oldu. Ve Ahmet Anapoğlu hocamla yine her zaman olduğu gibi beraberiz. Eyvallah, inşallah. İyisiniz. Elhamdülillah. Allah şimdi şükür. Bu akşam Türk demek etiketiyle karşınızda olacağız. Türk demek etiketiyle Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği kararı masaya yatıracağız enine boyuna, ama Cemal Kaşıkçı cinayetine dair de çok önemli meseleler yaşandı. Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'a ayrıldı. Ona dair mutlaka ekran başında kalın, bir de aranamayan su kuyusu var. O su kuyusunda acaba ne var? Sadece bir değil, birkaç ceset mi var? Onu konuşacağız, ama Türk demek etiketiyle soracağımız iki de sorumuz olacak ve Ebubekir hocamın da değerli kitaplarını, iki kitabını da beşer tane beşer izleyicimize hediye edeceğiz. Yani 10 izleyicimize hediye edeceğiz. Hocam o soruları ben söyleyeyim size hemen. İstiyorsanız ya da siz de sorabilirsiniz. Lütfen siz buyurun. Tamam. İlk bölüm için şu soruyu soruyoruz. Osmanlı 1908'de değil mi hocam? Evet. Tek bir kurşun atmadan hangi 5 devleti kaybetti? Osmanlı 1908 yılında tek bir kurşun atmadan hangi 5 devleti kaybetti? Değil mi hocam? 5 tane devlet kaybetti tek kurşun atmadan. Tek kurşun atmadan. Bu soru için yarım saat 35 dakika kadar bir süresi olsun izleyeceğiniz. Çünkü ikinci soru da var. Orada daha farklı bir kitap hediye edeceğiz. Evet. Doğru muyum hocam? Evet, aynı. Evet, eyvallah. Soru cevaplarınızı bekliyoruz hemen Türk demek etiketine. Zaten arkadaşlarımız da yazdı EKJ'ye. Orada da görüyorsunuz. Cevaplarınızı bekliyoruz. Şimdi Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği kararla başlayalım. Dedik ki ne oluyor? Birileri acaba Cumhur İttifakı'na bir şey mi yerleştiriyor? Çünkü milletin gönlünde MHP ve AK Parti birlikteliği çok önemli görülüyor. Özellikle 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan bu süreç herkesin çok da gönlüne çok güzel geldi. 24 Haziran seçimlerinde de bunu gördük, ama evet. Vesayet yeniden kafasını mı kaldırdı acaba? Oradan başlayalım. Sonra bu Türk kelimesi üzerinde biraz konuşacağız, ama vesayet kafasını mı kaldırdı? Kesinlikle, yani zamanlama çok açık bir şekilde bizi son derece bu noktaya itici ilhamlar veriyor bize. Zamanlama çok önemli. Seçime yaklaşıyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde faydası görüldü. Efendim, en azından Cumhur İttifakı karşısına Millet İttifakı diye birkaç partiyi çıkarttı. Burada şöyle hayırlı bir sonuca ulaşıldı. Nasıl hayırlı bir sonuç? Bizde bir sürü partiler vardı. Partiler biri iktidara gelir. Koalisyon zamanlarında koalisyonlarla iktidara gelen partiler, ama onun dışında adeta, inşallah tabir çok kötü bir tabir değildir, partiler mezarlığıydı bizim siyasi tarihimiz. Hala da bir sürü parti var. Bir sürü bölünmüş bir Türk toplumu, böyle bir şey düşünün. Ama bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi önce Cumhur İttifakı'nın olması, daha sonra Millet İttifakı'nı mecbur kıldı. Mecburen partiler bir araya geldi. Buna hazmetme kapasitesi deniyor. Artık partiler kendileri bir araya gelince, partilerin arasında birbirine düşman olan millet de bir araya gelmeye başladı. Ya bu ilk meşrutiyet tartışmalarında gündeme gelmişti. Bize ilk meşrutiyet monte edildiğinde, birazcık konuşacağımız konuyla da alakalı bu, şunu söylüyordu Osmanlı aydınları o zaman. Osmanlı akıl, fikir, düşünen insanlar da bunu söylüyordu. Diyordu ki, evet, bizi Müslüm gayrimüslim diye ayırdılar, parçaladılar. Efendim, Sırpları, Hırvatları, Rumları, efendim Bulgarları, Romenleri kopardılar. Niye siz gayrimüslimsiniz? Bunlar Müslüman, siz bunlara tabi olmayın diye. Derken ırkçılık tartışmalarıyla bizi böldüler. Fakat millet, milleti İslam, İslam olan millet tek parça halindeydi. Hatta Türk olanlar da tek parça halindeydi. Henüz bir fitne yoktu. Ne zaman ki meşrutiyet ortaya çıktı, Türk olanlar da farklı partiler adı altında, farklı ırklar, farklı dinler değil,
Türkler farklı partiler adı altında millet bölündü, parçalara ayrıldı.